Herkese merhaba. Oxygen Not Included'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Cemile ile Hasan'ın maceralarına, beyin patlatmaya, mantık yürütmeye, loblarımızı genişletmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi canlı yayındaki chat'teki arkadaşlarımızla birlikte başladık. Ne yapacağımızı konuşuyorduk şöyle bir. Ben biliyorsunuz buradaki yemeklerin bize ait olmadığını düşünüyorum. Daha doğrusu 82 bin kalorinin buradan çıkmadığını düşünüyorum. Sağda solda kazdıklarımızdan bir sürü şuralarda buralarda bir şey var. Hala yetiştirebildiğimizden daha fazlasını yediğimizi düşünüyorum. O yüzden biraz şöyle oyunu da şöyle bir başlatayım. Her şey biraz normale dönsün. Çünkü az önce başladık dediğim gibi. Bir tarla yapmak istiyorum aslında arkadaşlar. Ve o yüzden de şöyle şurasını da bir kazdıralım bakalım. Şu odaların boyutlarına bakacağız. Küçük büyük bir standart olarak belirleriz bir şeyler. Ondan sonra bütün odalarımız aynı boyutta yaparız. Ha şunu shift'e bas demiştiniz değil mi? Tamam dur iptal diyorum. Şöyle düz gitmek istiyorsak bunu bir shift'i kullanmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Evet şöyle bak aşağı indirsem de çıkmıyor artık. Ve şöyle. Yalnız burası tamam. Yukarıdaymış. Aralarda iki kat arasında bir yatay şaft var. Orasına denk gelmesin diye istedim. Şöyle ve şöyle. Burasını da tarla ve aynı zamanda hiç yetiştirme olaylarına ayırmak istiyorum. Çünkü çok fazla kömürümüz yok. Kömür kaynağımızı bitirdikten sonra en azından bitmeden hatchlerin de bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Şuraya bir tane pneumatik kapı koyuyorum ve şöyle biraz şuraya da önceliklerimizi atayalım bakalım. Hop. Şöyle gel. Kapıyı da yap. Biraz gene burada oksijen problemimiz var. Kazarken sıkıntı yaşayacaklar. Yani bol bol oksijen almak için yukarı çıkıp inmeleri gerekecek. Onun için de bir şeyler yapabiliriz. Şunları bir yıkalım. Şu, şu, bu ve bunu da yıkalım. Hatta şunları da yıkıyorum. Burası bizim ana şaftlarımızdan çünkü. Şöyle. Bunları da yapsınlar diyecektim ki gene her zamanki gibi ben iş verince bunların uykusu geldi. Şöyle biraz hızlandırıyorum oyunu arkadaşlar. İlk zamanlarda yavaş oynuyorduk ama artık yavaş yavaş da hızlı hızlı oynamaya başlayacağız. Yukarıdaki yeri duvarla kaplayıp kapı koyarsan yatak odası gibi hisseder, moral yükselir. Evet, haklısın. Şurasını da şey yapacağım ama burası bizim ikinci yatay şaftımız. Burası birinci yatay şaftımız, burası ikinci yatay şaftımız. Yani yatak odası kazık vaziyette değil şu an. Onu kazdıktan sonra şey yapacağım. Orasını oda haline getireceğim. Şurasını ben kaç blok yapmışım? 27 çarpı 4 mü? Çok büyük burası. 27 blok çok büyük. 108 kare yapıyor. Kaç? 20 çarpı 4 yapalım. 80 olsun. Bunları biraz daha birleştiririz. O zaman şöyle yapacağız. 20 çarpı 4 hesaplarsak. Şuraya kadar olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şunları iptal ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Bir daha bakacağım. Evet. 20 çarpı 4. Çok büyük olur odalar arkadaşlar. Şey olur. Oda boyutlarını aşarız. Oda boyutlarını açtık mı da oda bonuslarını kaçırırız. O yüzden çok fazla büyütmeyeceğim. Yani bizim 20 çarpı 4'lük bir sürü odamız olacak. Ve şu tarafını da kazdırabiliriz. Artık hani buraya da bir kat çıkalım. Buraya da kat çıktıktan sonra yatak odalarını falan da burada ayarlayıp orada da bonus alabiliriz belki. Şöyle bir kazsınlar. Burada neyimiz var? Sıcaklığımız nasıl? Tamam, çok kötü değil. Oksijenimiz, karbondioksitimiz falan var. Tamam, mikrobumuz var mı? Mikrobumuz da yok. O zaman burasını da açtırabiliriz arkadaşlar. Hem şöyle açılsın, hem buradan bize yemek yiyorsun falan fişman bir sürü de şey çıkacaktır. Gelsinler bakalım.
Bayağı bir kazı işi yaptıracağız anlaşılan ama öncelikle şu aşağısını yapmasılarını istiyorum ben. Çok şey yapmasınlar. Yemek konusunu baştan bir aşağıda çözelim bakalım. Oynadığım özel o şeyin özelliği de Oceana Okyanus biyomunda oynuyoruz. Küçük kaya parçaları, metal zengini, donmuş çekirdek, yüzey altı okyanuslarımız var. Oynadığımız gezegenin, daha doğrusu asteroidin özellikleri bunlar. Abi sıcağa dayanıklı kılafet var mı oyunda? Evet var. Yakın zamanda da o işlere girişeceğiz. Şöyle gösterebilir miyim? Bir bakayım. Şu. Egzo takımlar var. Bu egzo takımlar dış etkenlerin hiçbirini şey yapmıyor, almıyor. Yani mikrop almıyor, ısınmıyor, soğumuyor falan fişan. Böyle oksijensiz kalmıyor. Onları yapacağız ama onlar için biraz daha vaktimiz var. Ama çok uzatmayacağım. Egzo takım için zaten şunlar gerekiyordu. Geçen bölümlerde biliyorsunuz yüksük kamışlarını da o yüzden kurtarıp biraz şöyle kamış liflerini de önceden toplattırmaya başladım. Ha, şurasını da tarla korası yapalım. Şunları da iptal ediyorum arkadaşlar. Üst ve yalıtımlı karoları da kullanmaya başlayalım artık. Tarla karosu yiyecek değil mi? Evet. Şurasını olduğu gibi tarla yapacağım. Mikrop mu var oralarda? Aa, tüy çiçeği var burada. Ben bu tüy çiçeğini istemiyorum ya. Tamam, güzel kalori veriyor ama şu tüy çiçeğini istemiyorum. Şunu söküyorum arkadaşlar. Şurasını da bir yıkalım. Ama yok, bunun şurasını şey yapalım. Şunları şimdilik yıkabiliriz, alabiliriz bunları. Ama daha sonra aşağıya bir yere ekmemiz lazım. Sök ve sök. Şöyle biraz base düzenlemesi ile ilgileniyoruz yani. Hem de şu tarafı ayarlamaya çalışacağız bakalım. Bizim şurada bir tane oksijenimiz var ama maksimum gaz basıncına ulaşmış. Onu şey yapabiliriz. Şu tarafı alabiliriz. Alt tarafı alabiliriz. Ve şuralarını da bir süpür bakalım. Aşağı düşmesinler, toplasınlar oradakileri. Evet, bir tane neyimiz geldi? Güç bilim, atletik bilim yok. İstediğim gibi bir tarımcı veya hayvancı. Tarımcımız var mıydı bizim? Bir tane şeyimiz vardı galiba, değil mi? Bu değil. Izgara, inşaatçımız bu. Araştırmamız. Evet, çiftçilik, tarımcılık var. Hatta şuna verebiliriz ya, bir tane perk verelim artık. Hayvancılık da yapıyormuş bu aslında. Şunu da verelim. 5'e 3 oldu. Bunu vermeyelim. Bunu vermeyelim. 5'e 3 kalsın. Biraz bir tane tarımcımız var. Bir tane de çiftçi koymuştuk zaten onun ismini. Hayvancıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Yemek tohumu kazdıkça çıktı. Şu an 20 tane yemek ağacı tohumu var. Şuraları kazdıkça hani bir şey demiştik ya. İşte şunlar 10 dönüşte bir tohum bırakıyormuş diye. Ondan ziyade kazdıkça buralardan tohumlar çıktı. Bu kadar çok tohum olmamızın, sahip olmamızın nedeni o şu an. Şu araştırmaya bakmak istiyorum. Burada hayvan, şu araştırma bitmek üzere. Zaten biz de egzo takım için burasını biraz öncelik vermiştik. Gerçi daha egzo takım yapmamıza çok var ama en azından araştırması şimdiden hazır olsun. Hayvancılıkla ilgili bazı şeylere ihtiyacımız var. Malzemelere ihtiyacımız var. O da yarım kalmış. Daha önce vermişiz ama yarım kalmış. Gene tıklamayayım şimdi. Şu egzo takımı bir araştırsınlar. Hayvancılıkla ilgili. Şu hatchleri yakalayıp bu odaya kapatacağız arkadaşlar. Bu hatchler de bize kömür çıkartacaklar sonra. Oksijen tüpü o egzo takım dediğim şey işte. Egzo takım giydiğimiz zaman oksijen tüpü takmış oluyoruz. Hem mikroplardan, hem sıcaktan, hem soğuktan hiçbir şeyden etkilenmiyoruz o şekilde. Şunu iptal diyorum. Daha doğrusu buraya bir tane kara koyacağım arkadaşlar. Şuraya. Şu iptal bu. Buraya oksijeni buraya getireceğim.
Şuradakini getirin. Yok, bir tane daha yeni yapayım ben buraya. Bir tane daha yeni yapayım. Zaten gerekmedikçe kapatıyoruz onları. Ha, onları bitirmişler. Tamam. 3 blokçuk geldi. Hadi. Hadi koşun, şunları da halledin ya. Anam, ne olmuş buralara? Yatakların üzerine şeyler düşmüş. Nerede uyuyakaldı bunlar? Ulan sağda solda uyuyakaldılar bak. Tam da Cemile kapının ağzında uyuyakalmış. E yavrum, yukarısını kazdınız, baktınız toprak düşüyor. Alsanıza bunları. Bir tek vallahi Hasan yatağında uyumuş ha. Tamam. Şey bitti. Yalıtımlı gaz borusu geldi. Yüksek basınçlı gaz çıkışı, gaz kesici, teneke doldurucu geldi. Ve atmosfer geldi. Şu araştırmayı hemen unutmadan tamamlamak istiyorum. Bu taraftan devam etsinler. Ve buraya da bir tane oksijen yapıcı koymak istiyorum müsaadenizle. Gene sol alt köşeden sağ alt köşeye gazları ittirmeye çalışalım bakalım. Ve güç kablo. Şuradan da enerjisini verelim. Söktünüz mü bunları? Sökmüşler sanırım. Şu en baştakini de boş bırakalım arkadaşlar. Yemek ağacı ekiyorum. Ayarları kopyala diyorum. Ve şöyle hepsini kopyalıyorum. Yemek ağacı eksinler hepsini. Oho, ne çabuk ekti. Çok çabuk ekti. Burasını açtılar mı? Şunu niye sökmüyorlar ya? Söküyorlar da ondan sonra ekiyorlar mı acaba? Evet, şunu yık. Şunu da yık. Bunları toplattıramadık. Bari yıksınlar da aşağıdan şuradan toplarlar. Tamam. Ve şu merdivenleri de yukarı kadar uzatıyorum. Hatta buraları da şey yapayım. Binalar. Geçen seferki hataya düşmeyelim. Kablolarımızı kopartmayalım. Kopartmış mıyız? Yok, kopartmamışız. Ama deseydik kopartacaktık. Şunu da yık buradan. Burası ne alemde? Tamamdır. Şunu mu? Evet. Bunu da yıkıp birincisini de tekrar normal koraya çevireyim. Şimdi hatchlerimizi de bu odaya toplayacağız arkadaşlar. Hatchlerimiz de burada büyüsünler, yetişsinler, bize kömür çıkartsınlar. Şu an hayvancımız yok, onlara bakacak. Hızlı büyümelerini bakacak, yapacak bir hayvancımız yok. Bir sonraki kolonistimiz hayvancı olacak. Yiyecek de olabilir mi? Evet. Yaratık bırakma noktası var. Şuraya bir tane yaratık bırakma noktası koyuyorum. Baştan bir yapsınlar, sonra hatchlerimizi yakalayacağız. 6,3 ton yosun var daha ya. Ama çok fazla gitmez. Haklısın. Bunlar geçici şeyler arkadaşlar. Geçici çözümler. Şuradaki sıcaklığa bir bakalım. Şurasını da alabiliriz. Şurasına da girebiliriz arkadaşlar. Şuraya da hidrojen ve oksijen. Ana. Burasını niye pislettiniz siz? Haydi. Temizleyin, temizleyin, temizleyin. Nereden geldi o su bilmiyorum. Şurada da var. Kirli su. Şurasını da temizletin. Ne geldi bize? Bakım istasyonu, kırpma istasyonu. Bunlar hayvancılıkla ilgili şeyler işte arkadaşlar. Hayvancımız olduğu zaman kullanacağız. Balık bırakma, yaratık besleyici, balık besleyici, uçan yaratık yemi. Şu an bir şey yapamıyoruz. Oo, şunları öldürüyorum arkadaşlar. Pufçukları. Bunlar yetişkin mi? Yabani, mutlu, boşta. Minik bebekmiş hala ya. Büyüsünler. Biraz büyüsünler, ondan sonra öldüreceğiz onları. Hadi şuradaki oksijeni açın da ben buradakini kapatayım bir yerlerdekini. Şuradakini kapatayım. Gene ne varsa Cemile de var bak. Gene Cemile geldi yapıyor. Yemek ağaçları hızlı büyüyor ya. Bu konuda iyiyiz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Tamam, şuna da bir yosun atı verin arkadaşlar. Atacak mısın? Atacak, evet. Tamam. Şimdi buradaki karbondioksit bu tarafa doğru gene atılmaya başlayacaktır. Yalnız buradaki karbondioksiti biraz sıyırmamız gerekebilir. Yani biz bu taraftan karbondioksiti öteliyoruz. Sağ tarafa doğru öteliyoruz ama bu karbondioksit burada şey kaybolmuyor arkadaşlar. Bakın. 608, 609,
610 gram yani yükseliyor sıkıştırıyorak ya giderek burada basıncı arttırıyoruz biz aslında. Bu karbondioksiti burada bir noktada yok etmemiz gerekiyor. Şimdi şuradan yaratıklardan hatch diyorum. Bunlar hatch dedim. Hatchling diye de bir şey varmış. Hadi hatchlingleri de tıklayalım. Nedir olduklarını bilmiyorum. Şunların türevleri olabilir. Bu hatch'e dalaş diyorum. Saldır demiyorum, dalaş diyorum. Şimdi bu hatch'i yakalayıp bu odanın içine atacaklar. Diğer hatch'imiz nerede bizim? Bir hatch'imiz daha olması lazım. Heh, buradaymış. İkinci hatch'imiz dalaş diyorum. Ama gene yatmaya gittiler. Hadi bir tane yosun. 500 kilogram daha yosun geldi. Hayvancılık istiyorum. Bir hayvancılık. %10 bakma etkisi süresi. İnşaat hızı, kazı. İnşaat kazı hayvancılık. Ama narkoleptikmiş bu da ya. Cık. Gene düzgün bir hayvancı gelmedi arkadaşlar bize ya. Karbondioksit sıyırıcı. Şurada bir tane pompamız var. Şuraya blok koyabiliyor muyuz acaba? Evet, koyabiliyoruz. Mu? Koyamıyoruz. Şuradan alabiliriz o zaman. Bu tarafa koyacağız o zaman arkadaşlar. Yok, o da çok yukarıda olur. Gene buraya koyalım. Şuraya bir tane karbondioksit sıyırıcı koyuyorum. Koymamız lazım çünkü çok fazla karbondioksitimiz var içeride. Şuraya bir tane karbondioksit sıyırıcı. Hatch'leri yakaladınız mı? Yok, yakalamamışlar da. Karbondioksit sıyırıcıyı koydular. Bu su nereden geliyor? Tuzlu su. Ha, şuradan boşaldı galiba. Bir şeyler oldu. Tamam. Boşalsın artık çok önemli değil. Güç. Şuna bir güç kablosu bağlayalım öncelikle. Sonra tesisattan sıvı borusu. Bu karbondioksit su kullanır diyor ve kirli su atar. Aynı miktarda kirli su atacak yani bize. Şu su pompası inşallah çok şey yapmaz. Diğer sıvılarla karışmaz. Yoksa onları da ayırmak zorunda kalırız. Ve şuradan şu arkadaşa giriş veriyorum arkadaşlar. Ve kirli suyu da şuraya vermemiz gerekecek. Buraya veririz yani artık. O yüzden şurasını da kazdırıyorum hızlıca. Bu geçici bir şey arkadaşlar. Sadece buradaki karbondioksiti azaltmak için yapıyorum. Ki buradaki karbondioksit azalınca oksijen yayılsın. Bakın 800 küsürlerdeydi. 600 küsürlerdeydi. 700-800'lere çıktı. Burada ne kadar su var? Oo, bayağı su varmış ya. Evet, şuradaki tuzlu su da akacak artık buraya. Aksın. Suyun ortaya karışık bir şey oldu. Vallahi biraz öyle oldu. İlerleyen zamanlarda bunu ayırmak için filtreler falan kullanmak zorunda kalacağız anlaşılan arkadaşlar. Ben tuzlu suyu buraya karıştırmak istemiyordum. Tuzlu suyu bu tarafa karıştıracaktım ama tatlı suya da karıştı. Ne kadar su var? Hala bayağı var. Aksın aşağıya artık. Ne alemdeyiz tesisat konusunda gençler? Şimdi şuraya bir tane şey koyuyorum. Sıvı köprüsü koyalım. Giriş ve çıkış şöyle olsun. Ondan sonra gene tesisat, borular. Çıkışı da şöyle veriyorum. Bu köprüye buraya kadar gelsin. Şuraya gelsin. Ve burada bir sıvı çıkışımız olsun. Makinede kirlenen su. Yani temiz su vereceğiz bu makineye. Karbondioksitle o suyu kirletecek. Kirli suyu da buraya atsın. Şimdi buralarda kaç okuyoruz şu an? 800 gram kadar karbondioksit okuyoruz. Nasıl azaldığını hep birlikte göreceğiz birazdan. Acaba bizim bir üst seviye kablomuz geldi mi? Kablomuz var, kablo yok. O zaman bizim yakın zamanda bu elektrik devremiz fazlaca yüklenmeye başlayacak arkadaşlar. Bir üst seviye yüksek watt kablo var burada mesela. Sıradan kabloya göre aşırı yüklenmeden daha fazla watt taşır.
Yüksek watt kablo, yüksek watt iletken kablo. Şunu bir açalım. Şunu bir açalım, bunu araştırmasını yapsınlar. Çünkü buradaki kabloları yükseltmemiz gerekebilir. Buradaki elektrik kablolarımız şu an sadece 1000 watt kadar taşıyorlar. Yani şu hatchleri niye yakalamadınız? Şuna bir 9 veriyorum arkadaşlar. Şu hatchleri içeri atmak istiyorum bir an önce. Bunu kimse yakalayamıyor. Kolonide yaratık hayvancılığı bir yeteneği eksik. Ya hayvancı bir tane haydar almamız lazım ya. Şu tarımcının şeylerinde hayvancılıkta var mıydı acaba? Yaratık hayvancılığı 1. Temin buna veremiyorduk. Daha doğrusu veriyorduk ama şey yapıyordu. Bu şey almış, skill almış. Çiftçiyi de hayvancılık da verdim arkadaşlar ya. O hatchleri yakalayabilmek için bu özelliğe sahip olmamız gerekiyormuş. Şimdi artık bundan sonra yakalayabileceğiz anlaşılan. Aha yakaladı. Bir tane bıraktılar buraya arkadaşlar. Hatch geldi bir tane. Burası da tamam. Şunları da tamamlayın ya. Hadi gözünüzü seveyim. İlla 9 demeden bir şey tamamlamıyorlar ha. İnemiyor musunuz? Yo iniyorsunuz. Ulaşılamayan inşaat demiyor. Tamam tamamlayın şu karbondioksitten yavaş yavaş kurtulalım. Şuradan aşağı inip tulumbaya ulaşamadılar. Hah tamam, karbondioksit sıyırıcımız sonunda çalışmaya başladı. Şimdi buradaki karbondioksitin azalması gerekiyor. Daha doğrusu buradaki azaldıkça bu taraftan gelecek. 1100-1200 civarında dolaşıyor. 1000 civarlarına düştü bakın. 900'lere düşecek mi? 800'lere düştü. Tamam. Şimdi buradaki oksijen karbondioksiti bu tarafa doğru öteleyebilecek. Şunları da buradaki karbondioksitin çoğunu da bu arkadaş yok edecek. Enerji durumumuz ne alemde? Şu an 480-500 watt civarı yükleniyor. Kablolarımız yetişir herhalde. Tamam artık buraya geliyorlar, gelebiliyorlar. Evet su getiriyorlar. Tamam sıkıntı yok. Bunlar şey değil arkadaşlar. Yani şu an mesela şurada tuzlu su diyor ya. Bir blok ile diğer blok birbiriyle karışmıyor. Bakın şunlar birbiriyle karışmıyor. Yani bu bloğun içerisindeki suyun bilmem kaçı tuzlu bilmem kaçı tatlı değil. Bu blokta tuzlu su var 183 gram. Bu blokta 1049 gram tatlı su var. Blokların içindeki hiçbir şey birbirine karışmıyor. Aynı şey ona keza hava içinde geçerli. Bakın bu karonun üzerine geldiğiniz zaman işte burada şu kadar oksijen, bu kadar karbondioksit var demiyor. Burada su var, burada karbondioksit var, burada oksijen var, burada karbondioksit var. Yani aslında birbirine karışmıyorlar. Şuradaki tuzlu su 183 kilogram fazlaymış. Ben buna inip az olan bir yerde bu su, tuzlu suyu bile şey yaptırabilirim. Temizlettirebilirim yani. Bu şekilde karıştığına bakmayın. Evet yeni bir buzdolabı yapabiliriz ama şu an için elektrik sistemimize pek fazla güvenmiyorum. Kalsın bir taneyle idare etsinler arkadaşlar. Şimdi buradan bu hatchlerin çoğalmasını bekleyeceğiz. Ha şey yapabiliriz ya. Tarımcımız oldu artık nasıl olsa değil mi? Yiyeceklerde mi? Bir bakayım. Yaratık besleyici. Neydi? Buna hatchlere ne yediriyorduk? Farklı farklı şeyleri yedirmek için yaratık besleyiciyi seçebiliriz. Veya istasyona bir bakalım. Bakım istasyonu. Hayvan bakımı. Evet şu kaç blokluğumuş? 2 blok. O zaman bunları da yıkıyorum. Şu... Ve bunu da yıkıyorum. İstasyonlar, bakım istasyonu. Yemek kadar bize yakıt da önemli olduğu için biraz böyle yapıyorum. Oksijen tüpü gaz basıncından dolayı çalışmıyor. İşte buradaki gaz azaldıkça şurada mesela 1 kilonun üzerinde var. Buradaki gaz azaldıkça basınç azalacak ve çalışacak. Bak her yer oksijen oldu diyebiliriz neredeyse. Az önce nasıldı, şimdi nasıl? Hidrojen jeneratörü, yüksek watt kablo, 20 kilowattlık kablo. Oksijen durumumuz iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi base'de. Hatta ben müsaadenizle şunu devre dışı bırakmak istiyorum. Yosun çok fazla yemesin. Zaten burada 2 tane çalışıyor. Aslında bir tanesine bile gerek yok. Sırf karbondioksiti biraz ötelesin diye. Yani buradaki oksijen basıncını arttırsın diye.
yaptım. Bir süre sonra diğerini de devreden çıkartabiliriz. Şimdi bakım istasyonu. Tamam. Bir tane çiftçimiz var ya, onu biz hayvancılığa da verdik. Bu arkadaş gelecek şimdi. Yok, gelen Hasan'mış. Bu hatchlere bakım yapacak arkadaşlar ve bakımı yapan hatchlerin yumurtlama oranları, şunları bunları daha çok yükselecek ve daha hızlı bize şey yapacaklar. Yani şu yabani olmayacaklar, artık evcile dönüşecekler. Pul büyümesi eksi %100. Bakalım, öğreniriz hatta şu an. Bakılıyor. Bak bak bak. Çağırıyor. Dişlerini fırçaladı, temizledi ve hala yabani. Bakıldı diyor ama boşta. Tamam, artık muhtemelen bize bolca kömür çıkaracak diye düşünüyorum inşallah. Şuradaki yumurtaları da çıktığı zaman bu tarafa koyarız. Buradaki popülasyonu biraz arttırmak istiyorum. Oksijene tekrar bakalım. Tamam, sıkıntı yok. Yemekler de artık istediğimiz seviyeye gelmiştir diye düşünüyorum. Yani bu kadar yemek bize yeter diye düşünüyorum. Şu üst taraflara biraz ilgilenip kendi yatak odamızı falan yapabiliriz şimdi. Oyunu daha önceden oynayan arkadaşlara soruyorum şu an. Yani oyunu bilen arkadaşlara. Şöyle 80 karoluk alanlar bize yeter mi? Aa, burası şey olmuş, ahır olmuş. Ha. Ahır olmuş. Bak, 96 maksimum 96 karoymuş. 80, 16, 4, 4 blok daha çıkartabiliriz. Belki 96 blokluk odalar yapabiliriz. Ne dersiniz? Oda büyüklüğü olarak sizce, daha önce oynayan arkadaşlara soruyorum. Oda büyüklüğü olarak kaçı seçmeliyiz? 80, 96 civarı bir şey. Ne dersiniz? Ama burasını da mesela çok büyüktü. Burasını da 64'e düşürdük. 64 kareden büyük olduğu zaman tuvaleti istemiyordu, biliyorsunuz. Hadi artık şuraları toparlayın. Biraz böyle çeki düzen verelim. Şuraların ısısı ne alemdeydi? 34 derece. 34 derece. Çok fazla değil. Şuralara falan da biraz girişebiliriz arkadaşlar. Şu kısmı orta kısım olabilir mesela bu. Ama bu taraftan da indireceğiz. Yok, olsun, çok fazla önemli değil. Kapılarla giriş çıkışları düzeltebiliriz. Ha, ama burada su var. Olsun, şu taraftan ineriz. Şuraları, şu kısmı artık atma suitlere ayırıp, egzo suitlere, atma suitlerdir, egzo suitlere ayırıp o suitlerle aşağıya mikroplu sıcak kısımlara, şuraya buraya girmek istiyorum arkadaşlar artık. Ama şöyle bir temel düzenimizi bir oturtalım bakalım öncelikle. Şunları da yık ve sadece binalar kalsın. Şunu yıkma. Şunu iptal. Yatak kullanılamaz yoksa. Ve şurada da bir merdiven yapalım. Aa, biz itfaiyeci direği yapabiliyorduk, değil mi? Aa, yapabiliyoruz. Evet, itfaiyeci direğimizi de şöyle yapıyorum arkadaşlar. İtfaiyeci direği ne işe yarıyor diyorsanız, böyle işte merdivenlerden yukarı çıkıyorlar. Sonra itfaiyeci direğiyle hop aşağı kayıveriyorlar ve işleri aşağı inişi çok hızlandırıyor. Öyle diyebilirim. Yukarı çıkış için hala başka bir teknolojimiz yok merdivenden başka. Ama aşağı inişi hızlandırabiliyoruz bu şekilde. 85.000 kalorili günü bitiriyoruz. O zaman biz yayındaki arkadaşlarla birlikte şuradaki bazı işleri bitirelim. Bir sonraki yayın görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.